Ahmet Aşk getiren. Çözüm ama başka bir çözüm. Çözüm mözüm yok dedi başbakan. Bundan böyle savunma değil taarruz yapacağız. Bir Diyarbakır gezisi, bir ekonomik sosyal paket ve bir irade. Bir türlü bitmeyen terör karşısında yeni bir devlet tavrı. Bir boyutunda halkın yaralarını sarma, diğer boyutunda silahlı yapıyı tasfiye. AK Parti iktidarlarının öteden beri yapmaya çalıştığı şey. Başbakan Yıldırım çok yalın konuşuyor. Şu cümlesi çok net bir perspektifi ifade ediyor. Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu vardır. Bana göre de doğru bir tespit bu. Ancak alanda terör örgütünün silahlı propaganda ile yaptığı zihin tahribatının izale edilmesi kaydıyla Kürtleri kazanmak, terör örgütünü tasfiye etmek, bunu bütün kuşaklarda başarmak. Bütün kuşaklarda derken genç kuşakların çalınmış zihinlerinin kurtarılmasını kastediyorum. Dağ çıkış dursun mesela. Dağın genç kuşaklarda oluşturduğu cazibe sona ersin. Bunun Kürtlükle alakası kalmasın mesela. Başbakanın çözüm mözüm yok ifadesi yine silahlı yapının tasfiyesi için devreye sokulan çözüm sürecinde işin mecrasından kayması ve terör örgütüyle Kürt sorununun müzakere edilmesi gibi bir garabetin artı bölgede silah yığına yapılmasına göz yumulması gibi bir gafletin oluşması sebebiyledir. Ki o dönem için bölgenin AK Partili milletvekilleri bile alan hakimiyeti PKK'ya geçti değerlendirmesi yapmışlar, bölgede siyasi faaliyet yapamaz hale geldiklerini ilan et Çözüm mözüm yok, terör örgütüne alan açan bir çözüm yok demektir. Yoksa şu an bölge için öngörülen 140 milyarlık yatırım da terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmak, örgütün insan kaynağını oluşturan öğretmen sapkınlığını ortadan kaldırmak da çözümün ayakları arasındadır. Çözüm ama başka bir çözüm. Terör örgütüne silah bıraktırmayı kuvvet kullanarak sağlamayı öngören bir çözüm ve bölge insanının terör örgütünün tasallutundan kurtulduğu inancını kazandırmayı hedefleyen bir çözüm. Bu da kaçınılmazdı. Kürtlük aidiyetinden yola çıkan On yıllardır bölgede çalışan alan hakimiyeti duygusuna ulaşmış ve uluslararası odaklardan Suriye boyutunu da içine alan legal yapılanma için bir tür icazet almış bir terör örgütünün tasfiyesi başka türlü olamaz zaten. Peki bu strateji sonuç verecek mi? Şehitler, şehitler, şehitler. Acıyı yüreklerine gömüyor insanlar. Analar, bacılar, eşler, evlatlar. Sonra bu acıların bir sonunun gelmesi lazım. Doğuda, batıda feryatların durduğu bir gün olmalı. Konu hassas. Her hamleyi Kürtlere karşı diye pazarlayacak bir siyaset dili sürüp gidiyor. HDP bir türlü Türkiye'lileşmedi. Kobani furyası da bu dili beslemeye yönelikti. Şimdi Suriye harekatı da o dil için malzeme olarak kullanılmaya çalışılıyor. Köprünün altından çok sular aktı. HDP bir hayli zemin kaybetti. Terör örgütünün burnu sürtüldü. Militanlar hendeklere gömüldüler ama konu gene de hassas. Bölgenin sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog, manevi kanaat önderlerinin şemsiyesini devreye sokmak, bölgede eğitimi rehabilite edecek bir öğretmen kadrosu oluşturmak, halkla sivil alanda kucaklaşmak, başarılabildiği ölçüde yeni dönemin sağlıklı seyretmesine imkan verecek. Başbakanın hem konuşma üslubunun hem beden dilinin bölgede karşılık bulacağını düşünüyorum. Paket ete kemiğe büründüğünde Sur, Şemdinli, Şırnak, Nusaybin, Yüksekova vs. inşa, ihya süreciyle ayağa kalkmaya başladığında halkla kucaklaşmanın çok daha görkemli örneklerine rastlanacaktır. Şunu da söyleyeyim ki terör örgütü HDP'yi de etkisiz eleman haline getirmiş bulunuyor. Ovada siyaset ayağı çökmüş durumda. HDP şu anda terör örgütünün elemanlarıyla birlikte Avrupa ile aşına fişne yaparak ilerlemeye çalışıyor. Bu yolda çıkmazdır. Altantan'ın hem Kürtlerin değer ölçülerini tespit babında hem de onun üzerine inşa edilecek siyaset noktasındaki uyarıları çok haklıydı. Bir kulaklarından girdi öbür kulaklarından çıktı. Belki hiç kulaklarına girmedi ve bu çürüyüşe gelindi. Örgütün akıbetini paylaşmaktan başka çıkışları yok.'' Ahmet Taş getiren Star.